Ekle panelinin ardından şimdi anlatacağım panel özellikler paneli. Dreamweaver'ın olmazsa olmaz panellerinden biri olan özellikler paneli genellikle, eğer başka bir yere koymadıysanız, ekranın alt kısmında yer alıyor. Özellikler paneli doküman içinde yer alan nesnelere tıkladığınız zaman o nesnelerin özelliklerini gösteren bir alandır. Sözün özü, nesneye göre değişiklik arz edebiliyor bazen. HTML, CSS olarak iki alanı var. HTML kısmında HTML ayarlarını seçebileceğiniz ya da ayarını yapabileceğiniz alanlar mevcutken, CSS stili alanında ise CSS'de CSS biçimlendirilmesi yapabileceğiniz bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Pencere kısmında CSS stilleri alanına geliyorum. CSS stilleri alanı ekranın sağ kısmında olan alan. Hatta şuradan da alanımızı genişletebiliyoruz. Şu iki kısmını da kapatıp tam ekranın haline getirebilirim. Dokümanınızın içeriğiyle ilgili stil ayarlarını görebileceğiniz, yapabileceğiniz, yeni stil oluşturabileceğiniz çok kullanışlı bir alan. Eğer sizler Dreamweaver'da web sitesi yapıyorsanız ya da web sitelerine müdahale edebiliyorsanız, CSS stilleri alanı asla pas geçemeyeceğiniz, kullanmamazlık edemeyeceğiniz bir alan. Çok işlevsel özellikleri var. Deneme mahiyetinde internet sitemizi yaparken bu video eğitimde çok defa işimiz düşecek ve buranın ayrıntısına gireceğim. Sıradaki seçeneğimiz jQuery Mobile Renk Örnekleri ekranı. Adobe CS6 ile gelen bir seçenek bu. Buradan mobile renklerini seçebilir. jQuery Mobile Renk Örneklerini görebilirsiniz. Daha fazla temalı seçeneğine tıklayarak jQuery Mobile'ın demo sayfasını açabilirsiniz. Bu paneli de kapatıyorum. Sıradaki panelimiz AP öğeleri. Advanced Position diye geçiyor. Bu panel sayesinde sayfanızdaki çeşitli öğelerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Sıradaki çoklu ekran ön izleme seçeneği ise sizin web sayfalarınızın, ki zamanı gelince işimiz düşecek, belli çözünürlüklerde nasıl görüneceğini size gösteren bir alan. Sözün özü, küçük cep telefonları için, hatta küçük ekranlı cep telefonları için bir internet sitesi yaptığınızı, aynı internet sitesini günümüzün akıllı telefonları için yaptığınızı ve gene aynı internet sitesini normal internet kullanıcıları için, yani bilgisayardan, notebook'tan internete, sitenize bağlanan kullanıcılar için tasarladığınızı düşünün. Bu tasarımların en küçük ekranlı cep telefonunda, akıllı telefonlarda ve tam ekran olarak görüntülenen PC'lerden ya da notebooklardan erişilebilen veya tabletlerden erişilebilen mecralarda nasıl görüntülendiğini size gösteren bir alan. Kapatıyorum. Business Catalyst'e geçiyorum. Pek bize hitap eden bir alan değil. Profesyonel işi olduğunu söyleyebilirim. Veri tabanları paneli, veri tabanı dosyasını siteden çağırmak için ve siteyle bağlantı kurmak için, sitenin veri tabanıyla bağlantı kurmak için kullanabileceğiniz bir alan. İlerleyen derslerde buna dair bir tane örnek yapmayı planlıyorum. Veri bağlantıları seçeneği de veri tabanındaki bilginizi sayfanıza bağlamak için kullanılan bir alan. Sunucu davranışlara, pencere kısmından da ulaşabileceğimiz, Ctrl F9 tuşuyla ulaşabileceğimiz sunucu davranışları alanı, sayfaya sunucu davranışı eklemek için kullanabileceğiniz bir panel. Uzmanlık gerektiren bir seçenek. Sıradaki seçeneğimiz bileşenler seçeneği. Bileşenler seçeneği dinamik uygulama geliştirmek için kullanılan bir alan. Bir kere tıklayıp paneli kapatıyorum.
Pencere kısmına devam ediyorum. Dosyalar alanı bizim olmazsa olmaz alanlarımızdan biri. Özellikle ilerleyen derslerde kendi web sitemizin kurduğumuzda, ayarlarını yaptığımızda sitemizin, bu alan çok işimize yarayacak. Varlıklar alanı, sitenizdeki mevcut varlıkları, ki bunlar görüntü olabiliyor, URL adresler olabiliyor, flash dosyaları olabiliyor, videolar, komut dosyaları, şablonlar, kitaplıklar olabiliyor. Bunları tek elden görüntüleyebileceğiniz güzel bir alan size vaat ediyor. Örneğin sitenizde resminiz varsa, resimleriniz burada listeleniyor ve burada resmin kendisini görebiliyorsunuz. Oldukça iyi bir seçenek. Parçacıklar seçeneği Dreamweaver'ın içinde yer alan hazır kodları bulabileceğiniz, hatta kendi hazır kodlarınızı ekleyebileceğiniz bir alan. Genellikle bu alana etiket denetimi ve bu parçacıklar alanı üvey evlat muamelesi yapılıyor. Halbuki öyle değil. Çok kullanışlı bir alan. Düşünsenize, sizin bir kod yazmanız gerek. Örneğin sitenizin Internet Explorer 7 ile uyumlu olup olmadığını belirleyen bir kod. Bu kod Dreamweaver'ın içinde hazır olarak geliyor. Tek yapmanız gereken, bunu internetten bulmak da değil, hadi buldunuz, kopyalayıp yapıştırmanıza da gerek yok. İlk kere tıkladığınız anda etiket ya da parçacık otomatikman sayfanıza ekleniyor. Pencereyi kapat düğmesinden tutun da açılır menülere kadar dünya kadar özellik var. Burayı keşfetmenizi isterim. Gene pencere kısmındayız. CSS geçişleri oldukça iyi bir alan. Zamanı gelince değinmeye çalışacağım. Adobe Dreamweaver CS 6 ile birlikte gelen bir seçenek bu. Etiket denetimi diğer üvey evlat muamelesi yapılan, az kullanılan alanlardan biri. Etiket denetiminde var olan etiketlerinizi kolay bir şekilde bulabilir ve hangi kodu uygulayabileceğiniz konusunda buradan yardım ya da fikir alabilirsiniz. Pek çok kişi kullanmıyor bu alanı. Buradan AZ seçeneğine bastığım anda alfabetik olarak listeleniyor. Burada mevcut seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Zamanı gelince burayı da kullanacağız. Davranışlar seçeneği kendi JavaScript öğelerinizi oluşturabilmenizi sağlıyor. JavaScript fonksiyonlarını hem oluşturuyorsunuz hem de basit bir şekilde oluşturuyorsunuz. Sırf bunun için ayrı bir konu açmayı planlıyorum. Burası da az kullanılan bir alan. Pencere kısmında geçmiş paneline geliyorum. Geçmiş panelini önceki derslerde anlatmıştım. Yaptığınız hamleleri buradan görebiliyorsunuz. Basılı tutup üste de alabilirsiniz. Tek tıklamanız da yeter. Çerçeveler seçeneği, frame'le yani çerçeveli bir internet sitesi tasarladıysanız kullanacağınız bir seçenek. Size kolaylık sağlayan bir seçenek. Ancak şunu belirtmek isterim ki modern internet tasarımında, yani günümüzün internet tasarımında çerçeveler pek kullanılmamakta. Bu alanı kapatıyorum. Kod denetimi seçeneği sizin kod görünümünüzü bir panel olarak karşınıza getiren alan. Yani tasarım alanındasınız ama aynı anda kodları görmek istiyorsunuz ve tasarım alanının geniş ekranından da feragat etmek istemiyorsunuz. Kod denetçi seçeneği işinizi görecektir. Ekranı istediğiniz noktasına çektiğinizde, ki kod görünümünü de açayım, görüntünün birebir olduğu aşikar. Bu alanı da kapatıyorum. Pencere seçeneğinde sırada sonuçlar ekranı var. Bunları da diğer derslerinizde belirtelim. Uzantılar seçeneğinde Adobe Browser Lab, bana göre Adobe CS 5 ya da 5.5 ile gelen en iyi özelliklerden biri. Peki neyin nesidir bu? Var olan internet sayfanızı Adobe'un kendi internet sitesinden görmenizi sağlıyor. Peki bunun ne özelliği var? Adobe Browser Lab seçeneğiyle sizler internet sayfanızı farklı tarayıcılarda görebiliyorsunuz.
Adobe'un internet sitesine bağlanıyorsunuz. Bağlandığınız zaman sayfanız Internet Explorer 7 ile, tabii o seçimi siz yapıyorsunuz. Internet Explorer 7 ile aynı anda Safari ile tek tek görüntülenebiliyor ve siz de sayfanızın hangi tarayıcılara uyup uymadığını görmüş oluyorsunuz. Çok iyi bir seçenek. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen derslerde mutlaka işimiz düşecek.